Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili izleyenler, Müslüman Kadının Kalesi Tesettür programında bu haftada karşınızdayız. Tezçah Başkanı Mehmet Duyu Hocam tekrar beraberiz ve yine Mehmet Müfit Yaray Hocamız bizimle beraber. Hoş geldiniz tekrar hocam. Evet hocam, bu haftada İslami bir tesettür nasıl olmalıdır? Bu konuyu konuşmak istiyoruz. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. İslami bir tesettür nasıl olmalıdır sorusunu cevaplamadan önce şunu belki anlamamız gerekiyor. Evet hocam. İslami bir tesettürün amacı nedir? Hikmeti nedir? Çünkü İslam ilimlerinin içerisinde sebep ilimleri ya da illet ilimleri dediğimiz her bir dini vecibenin, bir dini hükmün bir amacı vardır. Bir hedefi vardır. Bir şey yapmaya çalışmaktadır. Bir şeye ulaşmaya çalışmaktadır. Ya da siz buna bunun hikmeti de diyebilirsiniz. Aynı şeydir netice itibariyle. Şimdi acaba Allah-u Teala biz Müslümanlara tesettürü emretmekle neyi amaçlamıştır? Bize neyi sağlamaya çalışmıştır? Bunu ilk önce bir çözmemiz gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Ondan sonra zaten tesettürün şekli buna göre kendiliğinden ortaya çıkar. Doğrudur hocam. Evet. Şimdi anladığımız kadarıyla Allah-u Teala Müslüman kadının iffetini, namusunu, ondan sonra erkeklerden kendisine gelebilecek zararları önlemek ve bu yönüyle bu noktada toplumsal huzur ve barışı sağlamak amacıyla tesettürü emretmiştir. Açıkça söylemek gerekirse tesettür Müslüman kadını kötü niyetli erkeklerin şehvet dolu bakışlarından muhafaza etmek, korumak, kadınları sağlam bir kalenin içerisine almak amacına yöneliktir. Hani programımızın ismi de Müslüman Kadının Kalesi. Evet, tesettür hocam. Değil mi? Gerçekten tesettür Müslüman kadının kalesidir bu manada. İşte Allah-u Teala'nın bu emrini muhafaza edecek, Allah-u Teala'nın bu emrini yerine getirecek bir elbise tesettür olacaktır. İlk önce bunu anlamamız gerekiyor. Yani bir tesettürün Müslüman kadını erkeklerin şehvet dolu bakışlarından koruması gerekiyor, muhafaza etmesi gerekiyor. Bu manada fıkhi açıdan eğer tesettür nasıl olmalıdır, hangi şartlara haiz olmalıdır diye soracak olursak, onun da şartlarını fıkıh kitaplarımızda bulmaktayız, izah edilmiştir. Bunlardan bazılarına değinecek olursak, birincisi Müslüman kadının tesettürü vücudunun her tarafını baştan ayağa örtmesi gerekiyor. El ve yüz biz dahil diyelim. Çünkü el ve yüz konusuna ayrıca değinmek gerekiyor. El ve yüz Hanefi ve Maliki mezheplerinde örtülmesi müstahap ama vacip değildir. Şafii mezhebinde, Hanbeli mezhebinde ise örtülmesi vaciptir. Yani muhakkak gereklidir. Şimdi şu noktaya dikkat edildiği zaman kadının esasında bütün güzelliği, cazibesi bir yerde yüzünde toplanmaktadır. Ve kötü niyetli bir erkek bir kadına bakmak istediğinde, ona şehvetle bakmak istediğinde ilk baktığı nokta da herhalde şüphesiz yüzdür. Bu açıdan bakıldığı zaman aslında yüzün de avret sayılması ya da yüzün de bu noktada örtülmesi daha doğru gözüküyor. Evet. Hanefi ve Maliki mezheplerinde de aslında böyledir. Yani daha doğrudur. Ama vacip değildir. Vacip nedir? Vacip mecburiyettir. Yani eğer onlar da vacip deseydi, kadının yüzünü örtmediği zamanlar günahkar olması gerekirdi. Allah-u Teala'nın emrine karşı gelmiş olurdu.
Ama Hanefi ve Maliki mezhebinde bu durum böyle değildir. Özellikle fitne olmayan ortamlar için bunu dile getirmişlerdir. Yani demişlerdir ki eğer bir yerde kadına kötü gözle bakılmayacaksa, kötü niyetli insanlar yoksa o zaman kadın yüzünü açabilir. Çünkü bir zarar söz konusu değildir. Ama onlara göre de yani Hanefi mezhebine göre de eğer bir yerde kadına zarar gelecekse ondan sonra erkekler şehvet olarak onu rahatsız edeceklerse onun da yüzünü örtmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında aslında birbirinden çok uzak şeyler değil. Yani görüşler hemen hemen aynıdır. Fakat şu anda insanlar arasında şöyle bir algı oluşmuştur. Yani işte Hanefi mezhebinde ise yüz açık olabilir. Ya yüzün örtmesiyle ilgili herhangi bir emir sanki yokmuş gibi bir algı oluşmuş. Bu biraz yanlış bir algıdır. Özellikle bu fetvaların verildiği dönemlerde İslam'ın hakim olduğu, İslam şeriatının uygulandığı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminden hemen sonraki dönemlerdir. İmam Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Azam, Peygamber Efendimiz'e en yakın yaşamış müçtehidimizdir. Arada yaklaşık bir 100 yıl farkı var. O dönemler İslam'ın her tarafta hakim olduğu ve kadının emniyet içerisinde olduğu, güven içerisinde olduğu, kötü niyetli insanların hemen hemen olmadığı bir dönemde yaşamıştır. İmam Şafii biraz daha ondan sonra geldiği için toplumun biraz daha bozulmaya başladığını görmüş ve bu konuda böyle bir fetva yayınlamıştır. Demek istediğimiz şu ki topluma bakmak gerekiyor. Kadının yaşadığı çevreye bakmak gerekiyor. Eğer o çevrede kadına kötü gözle bakacak, şehvi açıdan bakacak insanlar varsa o kadının yüzünü kapatması en sağlıklısı, en güzelidir. Şu anda bizim yaşadığımız toplumu göz önünde bulundurduğumuz zaman hiçbir kadın ben işte kalabalık bir ortama giderim, çarşıya, pazara giderim, ondan sonra okuluma giderim, gelirim. Hiçbir erkek de bana kötü gözle bakmaz diye bir garanti veremez. Ki biliyoruz ki böyle değildir. Yani bir kadın kalabalıkların olduğu, insanların yoğun bir şekilde olduğu bir ortama gittiği zaman gerçekten günümüzde erkeklerin ahlakları bu manada biraz yozlaşmıştır, bozulmuştur. Kalplerindeki Allah korkusu azalmıştır. Bu manada erkekler kadınları sık sık rahatsız etmektedirler. Bu nedenle en sağlıklısı Hanefi bile olsa, Hanefi mezhebinde olsa bir bayanın yüzünü örtmesi müstehaptır, tercihe şayan bir durumdur. Onun dışında kalan, el ve yüzler dışında kalan vücudunun bütün her tarafının avret olduğunda, örtülmesi gerektiğinde hiçbir alimin itirazı yoktur. Bütün mezheplerde, bütün alimlerimizin görüşünde el ve yüz dışındaki bütün vücudun örtülmesi gerektiği konusunda ittifak vardır. Bu konuda öyleyse şöyle diyebiliriz. Birinci şartımız eğer bir elbise tesettür olacaksa, bir elbise Allah-u Teala'nın tesettür emrini yerine getirecekse el ve yüz hariç vücudunun bütün bölgelerini örtmesi gerekiyor. Tercihen de el ve yüzün de örtülmesini biz tavsiye ediyoruz. Diğer alimlerimiz, Şafii mezhebindeki, Hanbeli mezhebindeki müçtehitlerimiz tavsiye ediyorlar. Bunu birinci şart olarak bu şekilde belirginleştirdikten sonra ikinci şart olarak alimlerimiz fıkıh kitaplarında tesettür elbisesinin insanın vücudunu, kadının vücudunu belli etmeyecek derecede bol olmasını, geniş olmasını, dar olmaması gerektiğini ve yine ince olmaması gerektiğini belirtiyorlar. Yani bir tesettür elbisesi kadının vücut hatlarını ortaya çıkarmayacak bir elbise olmalıdır.
dar olmamalıdır, geniş olmalıdır. Evet. Ya da ince olmamalıdır, altını gösterecek derecede ince olmamalıdır. Bunlar olduğu zaman o elbisenin adı ne olursa olsun tesettür elbisesi değildir. Şimdi gerçekten günümüzde bazı elbiselere baktığımız zaman bunların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu bir hadise ne kadar benzediğini görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor. Şu anda sizin aranızda görmedim, sonra ortaya çıkacak iki grup insan vardır ki bunlar cennetin kokusunu asla alamazlar. Ki cennetin kokusu çok uzak mesafelerden, rivayetlere göre 500 yıllık mesafeden hissedilebilen bir kokudur. Ve bunları birincisi ellerindeki kamçılarla insanlara zulüm yapan, haksızlık yapan, döven bazı kişilerden bahsediyor Resulullah Efendimiz. O bugün konumuz dışı. İkinci olarak da bazı kadınlar ki giyinmiş oldukları halde çıplak sayılırlar buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kasiyatun ariyatun. Aslında giyinmişler, yani üzerine bir elbise almış ama hükmen çıplak konumundadır. Niye? Şimdi o elbise çok dardır, vücuduna yapışmıştır. Bütün vücut hatları olduğu gibi ortadadır. Ya da çok incedir, altını belli ediyordur. Günümüzde işte kadınların giymiş olduğu dar pantolonlar, kot pantolonlar, streçler, ondan sonra dar bluzlar ve benzeri toplum içerisinde yaygın olarak kullanılan kıyafetlerin hepsi bu konuma girer. Bu hadis-i şerifin içerisine girer ki aslında kadın giyinmiştir ama hükmen çıplak konumundadır. İslam'a göre çıplak konumundadır. Çünkü üzerindeki elbise tesettür değildir. Tesettür sayılmıyor. İşte bu manada maalesef zaman zaman başörtülü bazı bacılarımızın ya da hanım efendilerin başını örtmüş ama altına daracık bir pantolon giymiş ya da daracık bir bluz giymiş. Onların özellikle bu konuda çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani eğer başımızı Allahu Teala emrettiği için örtmüşsek, Allahu Teala'nın emrine binaen, Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için örtmüşsek, o zaman altın da Allahu Teala'nın emirlerine uygun olması gerekiyor. Baş ya da öz taraf bir şekilde, alt başka bir şekilde olamaz. Ya da acaba bazıları Allahu Teala'nın tesettür emrini sadece bir başörtüsü emri olarak mı algılıyorlar? Bunu da ayrıca incelemek gerekiyor belki. Ama biz gene fıkıh kitaplarındaki kaideyi dile getirelim. Bir elbisenin tesettür sayılabilmesi için kadının bütün vücudunu örtmesi gerekiyor. Aynı zamanda vücut hatlarını belli etmeyecek derecede bol, geniş ve kalın olması gerekiyor. Yine doğru bir tesettürün kadının bütün ziynetlerini, süslerini örtmesi gerekiyor, saklaması gerekiyor. Ancak öyle bir elbise İslam'ın nazarında, fıkıh kitaplarımızın nazarında tesettür sayılmaktadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا buyuruyor Müslüman kadınlara, süslerini, ziynetlerini açıklamasınlar, ortaya çıkartmasınlar şeklinde bir emir var. Öyleyse o tesettür elbisesinin o kadının o ziynetini, o süsünü örtmesi gerekiyor. Yine tesettürle ilgili önemli bir nokta, kadının elbisesinin ya da kendi üzerinde parfüm ve benzeri gibi güzel kokuların olmaması gerekiyor. Çünkü güzel kokular, parfüm sürülmüş bir şekilde erkeklerin arasına giden ve onların arasına karışan kadınlarla ilgili Peygamber Efendimizin ciddi tehditleri var. Evet. Hatta bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz bir kadın süslenir, güzel kokular sürünür, o şekilde erkeklerin arasına gider, erkekler de onun o kokusunu hissederse
bir nevi zina etmiş gibi günah kazanır şeklinde hadis-i şerif mevcuttur. Bu da çok ciddiye alınması gereken bir husustur. Erkeklerin elbisesine benzememesi gerekiyor. Çünkü İslam'da erkeklerin kadınların elbisesini giymesi, kadınların erkeklerin elbisesini giymesi ya da bunlara benzemesi caiz değildir, haramdır. Hatta hadis-i şeriflerde bu tür insanlar lanetlenmişlerdir. Yine kafir insanların, gayrimüslim insanların ya da şimdiki açık tabirle söyleyeyim, batılıların elbiselerine benzememesi gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim hangi topluma benzerse ahirette onlardan sayılır. Hadis-i şerifi meşhurdur bu konuda. Onun için kesinlikle erkeklerin olsun, kadınların olsun giydiği elbise kafirlerin elbiselerine benzememesi gerekiyor. Özellikle zaman zaman şimdi görüyoruz işte mesela Avrupa'da moda olan elbise türleri, elbise tarzları kısa bir müddet sonra hemen bizim memleketimize, ülkemize gelmekte, gerek erkekler için gerek bayanlar için. Ya da bazen bakıyoruz o elbiseler üzerinde onları öven, Avrupa'yı öven, Amerika'yı öven bazı sloganlar yer alıyor. Mesela USA yazıyor ve benzeri şeyler. Ya da onların bazı sanatçılarını, meşhurlarını öven, övücü tarzdaki şeyler. Ve bu hususlara dikkat etmek gerekiyor. Belki son olarak moda ve benzeri şeylere uymaması gerekiyor. Çünkü İslami bir tesettür, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sade olması, evet, böyle aşırı süsten, ziynetten hali olmasını gerektiriyor. Hocam inşallah bu konumuza devam edeceğiz. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Sevgili izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Sevgili izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Müfit hocamız bizlere İslami bir tesettürün nasıl olması gerektiği konusunda bilgilendiriyordu. Evet hocam, istiyorsanız bunu biraz daha açalım. Hakikaten özellikle günümüzde yani tesettürün çok yozlaştırıldığını görmekteyiz. Özellikle tesettüre bürünen bazı bayanların rengarenk, cıvıl cıvıl o başörtüleri ya da elbiseleri erkekleri daha bir tahrik ettiğine şahit olmaktayız, görmekteyiz. Bununla ilgili bizlere. Evet. Allah razı olsun. İşte biraz önce başlarken söyledik. Dedik ki tesettürün amacı ve gayesi kadını erkeklerin bakışlarından korumaktır. Muhafaza altına almaktır. Eğer bir başörtüsü, takılan bir başörtüsü, hele hele onun üzerine yüzde yapılan bir makyaj, ondan sonra giyilen işte daracık bir bluz veyahut pantolon benzeri tarzdaki elbiseler Allah-u Teala'nın tesettür emrindeki gayesini sağlayamıyorsa, ki sağlayamayacağı ortadadır. Yani kadını erkeklerin bakışlarından muhafaza edemeyecekse, koruyamayacaksa, o zaman tabii ki bu sağlıklı bir elbise değildir, sağlıklı bir tesettür değildir. Tam tersine birinci bölümde bahsettiğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları giyinik çıplaklar olarak bizlere tanıttırmakta ve cennetin kokusunu bile alamayacaklarını bildirmekte. Öyleyse özellikle yani Allah-u Teala'nın emrine uymak için başını örtmüş olan bir bacının, bir bayanın bu konuda çok hassas olması gerekiyor, çok dikkat etmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda kendisinin İslam'ın bir temsilcisi olduğunu, İslam'ın bir tebliğcisi olduğunu, kılık kıyafetiyle insanlara İslam'ın güzelliklerini sunan bir kişi olduğunu da unutmaması gerekiyor. Eğer gerçekten bilinçli olarak başını örtmüşse, Allah-u Teala'yı memnun etmek, razı etmek için örtünmüşse, diğer vücudunun diğer kalan kısımlarını da Allah ve Peygamber'in istediği bir şekilde örtmesi gerekiyor. Ki bu konuda gene biraz önce söyledik, vücut hatlarını belli etmeyecek genişlikte, bollukta bir elbise ve
süslerini, ziynetlerini ortaya çıkartmayacak bir elbise gerekiyor. Bu elbisenin adı önemli değil. Şimdi bazen soruluyor bize, işte hangi elbise İslami bir tesettürdür? İşte çarşaf mıdır veya manto mudur, pardösü müdür? Biz bu konuya girmiyoruz. Esasında İslam da bu noktada bir serbestlik vermiştir. İslam yeter ki bahsettiğimiz bu şartları sağlasın, toplumların örflerine göre, adetlerine göre, yaşadıkları iklime göre bir serbestlik vermiştir bu konuda. Ama adı ne olursa olsun, şekli ne olursa olsun, o İslami tesettürün kadının bütün vücudunu örtmesi gerekiyor ve kadını erkeklerin kötü bakışlarından, şehvet dolu bakışlarından muhafaza etmesi gerekiyor. Bunlara dikkat edildikten sonra isim önemli değil. Bizler de buradan bacılarımıza bunu tavsiye ediyoruz. Yani gerçekten Allahu Teala'nın bu emrini yerine getirmek için titizlikle davranmamız gerekiyor. Hassas olmamız gerekiyor ve Allahu Teala'nın rızasını bu şekilde kazanacağımıza inanmamız gerekiyor. Diğer kısımlarda ufak tefek değindik. İşte erkeklerinkine benzememesi. Bugün toplumumuzun gerçekten ciddi bir problemi de budur. Bakıyoruz ki erkeklerin giydiği elbiselerin hemen hemen aynısını, benzerlerini bayanlar giyiyor. Bayanların giymiş olduğu elbiselerin benzerlerini erkekler giyiyor. Ya da saçlarını hakeza benzer bir şekilde kestiriyorlar. Yani hocam belki burada bir öz eleştiri yapmak gerekirse, yani hakikaten mesela insan çarşıya çıktığında ya da aile olarak işte bir kıyafet alacağı zaman İslami manada gerçek anlamda tesettürü sağlayacak elbiselerin de bulunmaması. Bu da büyük bir sıkıntıdır. Aslında bu konuda tüccarlara da, Müslüman tüccarlara da çok büyük vazifeler düşüyor. Bunu da hatırlatmak yani lazım. Yani bu gene arz ve taleple alakalı bir mesele bence. Yani biz eğer o elbiseleri ısrarla istersek, talep edersek, tüccar da bundan kazanacağını bilirse elbette ki getirecektir. Evet. Nereden getirirse getirir. Yani nitekim şu anda mesela birçok elbise satan mağazaların artık tesettür giyime doğru kaydığını, tesettür giyime ağırlık verdiğini de müşahede ediyoruz, görüyoruz yani. O noktada bir yoğunlukları var. Niye? Çünkü son zamanlarda böyle tesettür ciddi manada bir ivme kazanmış durumdadır. Halk arasında bir talep görüyor. Onlar da o talebi karşılamak durumdadırlar. Bu noktada biz ısrarla isteyelim, talep edelim inşallah Teala. Onlar da bir şekilde getirecekler. O erkeklerle kadınların birbirine benzememesi konusunu ben önemsiyorum. Onu vurgulamaya istiyorum. Yani şu anda Peygamber Efendimizin diliyle lanetlenmiş bir konuma düşmekten insanların korkması, çekinmesi gerekiyor. Çünkü erkekler ayrı bir cinstir, kadınlar ayrı bir cinstir. Herkesin kendi cinsiyetine uygun. Ondan sonra kendi memleketlerinde kadınlara has olmuş elbiseleri, kadınların giymesi, erkeklere has olan elbiseleri de erkeklerin giymesi gerekmektedir. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Gerçekten çok önemli meselelere değindiniz. Belki aslında bu konuları daha da insanın üzerinde durması lazım. Belki de burada erkekleri de hatırlatmak lazım. Hakikaten bazı erkeklerin de kıyafetleri İslami manada tezat arz ettiğini görmekteyiz. Özellikle darlık konusunda. Yani giydiği pantolon ya da gömleğin çok dar olduğu ve vücut hatlarını gösterdiği. Evet. Yani tesettürün bayanlarla beraber aynı zamanda erkekleri de kapsadığını. Evet. Aynen öyle. Tesettür erkekler için de farzdır. Evet, evet. Belki sadece vücudun örtmesi gereken bölgelerinde değişiklik vardır. Ama aynı şekilde tesettür erkeklere de lazım. Yani. Allah razı olsun hocam. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Mehmet hocamla devam etmek istiyorum. Evet Mehmet hocam, özellikle bu kamuda tesettür yasağını kırmak için Eğitim Birsen bir uygulama başlattı. Bununla devam edelim. Hocam ona geçmeden önce bir şeyi ben de vurgulamak istiyorum.
biz genelde hep tesettür noktasında biraz kadına yükleniyoruz. Gerçekten belki o konuda sorumluluk makamında olan odur. Fakat diğer noktadan bir kere ona bey olan insanın da sorumluluğu vardır. Bu noktada kendi hanımını yeterince aydınlatıyor mu? Bir. İkinci bir husus, aslında erkeklerin pazarında çıplaklık para etmeseydi hiçbir kadın çıplaklanmazdı. Belki bir nevi onları çıplaklığa yöneltenler bizleriz yani, erkeklerdir. Eğer erkekler böyle şom nefislerini tatmin etmek için çok dikkatli bir şekilde bakışlarıyla, nazarlarıyla onları süzmeselerdi, arkalarında bir ah bir hasret çekmeselerdi, onları o çıplaklıkla adeta ödüllendirmeselerdi, inanıyoruz ki kadın da kendinden utanacak ve bu halden sıyrılacaktı bir. İkinci bir husus, tesettür noktasında üretimde bulunan firmalara ve şirketlere bu program vesilesiyle biraz seslenmek istiyorum. Lütfen yani birinci hedefiniz, eğer siz bir İslami isimle tesettür ismini alarak piyasaya çıkmışsanız, sizin ürettiğiniz ürünler artık bu Müslüman kadının nazarında İslami bir üretimdir. Ve gelip rahatlıkla sizden satın alıp üzerlerine giyebiliyorlar. Fakat bakıyorsun mantodur, belden daraltmadır, kadının vücudunu gösteriyor, vücut hatlarını gösteriyor. Bu da belki Müslüman camia tarafından Müslüman halka rava görülen zulmün başka bir çeşididir diye burada vurgulamak istiyorum gerçekten. Şeye gelince, memur senin başlatmış olduğu o sivil itaatsızlık gerçekten olması gereken bir şeydir. Toplum olarak artık o noktaya geldik. Fakat yine hazmedemeyen gruplar arasında Eğitim İş Sendikası vardır. Eğitim İş Sendikası, memur senin girişimini hazmedememekle beraber bu sivil itaatsızlığı başlatmalarından dolayı sözüm ona valileri göreve davet etmektedir. Yani yine ispiyonculuk yoluna gitmekte valilere şöyle seslenmektedir: eğer siz bunun gereğini yerine getirmezseniz sizi mahkemelere veriyoruz diyorlar yani. Evet. Aynı zamanda şunu söylüyor. Diyor ki, şöyle bir iddiada bulunuyor: ezilen ve emekçilerin birlikteliğini dinsel simgeler üzerinden parçalamak istiyorlar diyorlar yani. Sanki özgürlük, sanki işte emekçilik sadece çıplaklıktadır yani. Sanki yani hür iradesiyle tesettürü benimseyen, tesettürü seçen bir bayan özgürlüğünü yitirmişçesine bir lanseye gidiyorlar. Gerçekten bunların öteden beri yaptığı şey budur. Oysa bugün tesettürüne bürünüp okulunda ders vermeye çalışan insan öğretmendir yani. Sıradan bir insan değildir ki, bir baskı sonucu da örtünmemiştir yani. Belki aydınlık ve dünyanın ileri görüşlülüğü noktasında bu iddiayı ortaya atanlardan fersahlarca ileri düzeydedir. Çünkü gerçekten biz bakıyoruz yani, böyle dini bir duyarlılığı olmayan kesim buradan, yani biraz da toplumun affına sığınarak söylüyorum, yapmış oldukları şey yani öyle toplumun ıslahı, toplumun ilerlemesi, terakkiyat kazanması noktasında zaten bir girişimleri olmadığı gibi işleri sabahtan akşama kadar vur çat oynasın, vur patlasın, çal oynasın kabilinden şeylerdir. Yani kendilerini öyle üst seviyeden, zirveden görerek, tepeden insanlara bakarak, işte özgürlükleri elinden alınmış gibi yaftalarla tesettürü toplumun gözünde karartma yoluna gitmesinler lütfen. Böyle bir şey kabul edilir bir şey değildir. Kimse asla gerici değildir. Gericiliğe gidilecek olursa sözüm ona, en geçmişteki kendi isimlerini işte medeni koyan insanların o zamanlar çıplak olduğu bilinmektedir. Tesettür hürriyettir. Tesettür arın simgesidir, namusun simgesidir, iffetin simgesidir, kişiliğin simgesidir, özgürlüğün simgesidir. Bunu buradan bu şekilde de vurgulamak istedim yani. Allah razı olsun Mehmet Hocam. Fazla vaktimiz de yok. Son olarak böyle birer cümleyle hocam, gerek Müfit Hocam gerek sizler izleyicilerimize, bacılarımıza aktarmak istediğiniz bir şey varsa onu da alalım hocam. Evet. Daha önceki programlarımızın birisinde biz demiştik ki tesettür İslami bir simgedir, İslami bir semboldür. Bunu taşıyan bacılarımız da bununla şöyle bir mesaj vermek istiyorlar aslında. Ben Allahu Teala'nın emirlerine bağlıyım. Allahu Teala'nın emirleri benim için değerlidir, kıymetlidir. Ben hayatımda yaşam tarzım olarak Allahu Teala'nın istediği gibi yaşamayı kabullenmişim ve bunu da size bu şekilde ifade ediyorum diyor. Şimdi bu mesajı veren bir bayanın, bir bacımızın
hal hareketleriyle, tavırlarıyla, yaşam şekliyle, özellikle dışarıda Müslüman bir kadına yarışan, yakışan bir vakar ve olgunlukla bu mesajını herkese tebliğ etmesi onun ahiretini gerçekten imar edecek. Ahirette büyük mevki makamlar kazandıracak. Belki inşallah Peygamber Efendimiz'e komşu kılacak değerde bir amel, büyük bir ibadet. Ve tesettürlü bir bayan sürekli ibadet halindedir, ibadet konumundadır. Namaz kılarız, namaz kılma 5 dakika sonra biter, o ibadet biter. Ama tesettürlü bir bayan gün boyu tesettürlüyse gün boyu ibadet halindedir. Çünkü Allah-u Teala'nın o emrini yerine getirmektedir. Dolayısıyla bunun bilincinde, şuurunda olarak yaptığımız amelin kıymetini, değerini bilerek muhafaza etmeye çalışalım. Ve buradan bu onurlu ibadeti yapan, onurlu bir şekilde İslam'ın tesettür emrine bürünen, İslam'ın kalesine sığınan bütün bacılarımıza teşekkür ediyorum. Allah-u Teala mükafatlarını kat kat yücelsin, büyütsün inşallah. Amin inşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Müfit hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hem fıkhi boyutta hem diğer boyutlarıyla bizi aydınlattığı için gerek görüldüğü müddetçe de kendilerinden inşallah istifade etmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ben teşekkür ediyorum. Ben de burada gerçekten bu karanlık asırda kadının peygamberin sünnetine uyması belki onun tesettürüdür. Hani Peygamber aleyhissalatü vesselam kim ümmetimin fesada düştüğü bir hengamda sünnetime yapışırsa 100 şehidin ecrini kazanır diye bir müjdesi vardır. Kadın bir peygamberin sakalını bırakamaz. Çünkü cins olarak Allah-u Teala onu ona vermemiş. Veya peygamberin sarığını saramaz ama kadın da peygamberin emrettiği tesettürü uygulamakla peygamberinin sünnetini aslında yerine getirmiş olmakta ve inşallah 100 şehidin ecrini kazanmaktadır bu asırda. Büyük bir kazançtır. Hiç kimsenin bu kazançtan yoksun kalmasını istemiyoruz. Tesettürlü olan bacılarımızın, hocamızın da buyurduğu gibi tesettürlerinin gereği amel ve ahlaklarına dikkat etmeleri, tesettüre şimdiye kadar her ne nedenle olursa olsun bürünmemiş olan bacılarımızı da tesettürlerine, bürünmelerine burada çağrıda bulunuyoruz. Bürünmelerini istiyoruz kendilerine. Bu hem dünya ve hem ahiret saadetleri için gerekli olan bir şeydir diyorum. Ben de seyircilerimizi Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun her iki hocama da çok teşekkür ediyorum. Hocam özellikle siz bizleri kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Rabbim nasip ederse tekrar sizleri konuk etmeye çalışacağız. Sevgili izleyenler, Müslüman Kadının Tesettür, Müslüman Kadının Kalesi Tesettür programında bu haftada programımızın sonuna geldik. Tesettürle ilgili dilimiz döndüğünce sizlere bilgiler vermeye çalıştık. İnşallah istifade etmişsinizdir. Rabbim bir dahaki programa buluşturmayı nasip etsin. Hepinizi şanı yüce olan Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.